Texas gerek yüz ölçümü gerekse nüfus açısından ABD'nin en büyük ikinci eyaleti konumunda. Bu istatistikler onu sadece ABD için değerli bir eyalet yapmıyor. Aynı zamanda sahip olduğu ekonomik güç de dünya içinde önemli bir yere sahip. Öyle ki 695.662 km² yüz ölçümüyle Almanya'nın neredeyse iki katı büyüklüğünde ve 30 milyona yaklaşan nüfusuyla dünyadaki birçok ülkeden daha fazla insana ev sahipliği yapıyor. Gerçeği söylemek gerekirse Teksaslılar bu büyük gücün farkında ve bu yüzden eyalette ABD'den ayrılma fikirleri yükseliyor. Hatırlarsanız birkaç video önce Meksika neden topraklarının yarısını ABD'ye kaybetti diye bir video yapmış ve o videoda Teksas'ın Meksika'dan ayrılarak nasıl ABD'ye katıldığını anlatmıştım. Bu videoda ise Teksas'ın ABD'den ayrılma ihtimalini konuşacağım. 2016 yılında Teksas'ta bir anket yapıldı. Bu ankete göre Teksaslıların %40'ı eğer seçimi Hillary Clinton kazansaydı Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılma yönünde oy kullanmıştı. Üzerinden çok zaman geçmiş gibi görünse de ayrılıkçı fikirler geçtiğimiz Kasım ayında yeniden gündeme geldi. Pekala, Teksas gerçekten de ABD'den ayrılıp kendi başına ayakta durabilen bir ülkeye dönüşebilir mi? Bu sorulara cevap vermek için ilk önce Teksas'ın geçmişte nasıl bağımsız olduğunu anlatmam gerekiyor. Meksika 1821'de İspanya'dan bağımsızlığını kazandıktan sonra Komançiler 20 ila 40 bin kişi arasında değişen nüfuslarıyla Teksas dahil olmak üzere Güney Ovalarda kontrol sağlıyor ve Meksika topraklarına sık sık baskınlar düzenliyordu. Meksika hem bu saldırıları savuşturmak hem de bölgeyi cazip bir yerleşim alanına çevirmek istiyordu. Bu yüzden bazı şartlarla yabancıların Teksas'a yerleşmesine izin verdi. Buna göre bölgeye yerleşmek için gelen insanların Meksika vatandaşı olmaları ve Meksika kurallarına uymaları gerekiyordu. Fakat işler pek de Meksika'nın istediği gibi gitmedi ve insanlar bir türlü asimile olamadı. Meksika yasalarına uyma ve İspanyolca öğrenme zorunluluğunun dışında insanları Katolikliğe teşvik etmek, Teksas'a yerleşen insanları isyanı iten ana unsurdu. Tüm bu gelişmelerin ardından Teksas, çatışmaların sonunda Meksika'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Meksika hükümeti bu bağımsızlığı tanımasa da, isyancıları yenmek için yeterince güce sahip değildi. Öte yandan Teksaslılar, Amerika'nın kanadı altına sığınarak hem Meksika'nın baskısından hem de Komançilerin baskınlarından korunabileceklerini düşünüyorlardı. En önemlisi ise buraya yerleşen insanlar zaten ABD vatandaşıydı ve kendi bayrakları altında yaşamak istiyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri ile birleşme isteğine rağmen Teksas, Meksika'dan ayrıldığı 10 yıl boyunca bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürdü. Ta ki nereye kadar? Elbette 1845'te ABD tarafından ilhak edilene kadar. Bu her iki ülke arasındaki gerilimi daha fazla arttırdı ve hemen bir yıl sonra Meksika-Amerika Savaşı başladı. Bu büyük savaşın sonunda Meksika mağlup oldu. 1848'de imzalanan Guadalupe-Hidalgo Anlaşması'nın dayattığı maddeler yüzünden Meksika, sadece Teksas'ın ABD'ye devrilmesini kabul etmekle kalmadı. Aynı zamanda Kaliforniya, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico, Wyoming ve Colorado dahil olmak üzere diğer tüm kuzey eyaletlerini de kaybetti. Bakıldığında bu durum Meksika için çok büyük bir toprak kaybı gibi görünüyor. Ama aslında bunlar çok daha fazlası. ABD'nin günümüzde en büyük petrol üreticisi olan Teksas, Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol üretiminin önemli bir bölümünü karşılıyor. Aynı şekilde New Mexico, Kaliforniya, Wyoming ve Colorado'da Amerika'nın en çok petrol çıkardığı eyaletler listesinde üst sıralarda yer alıyor. Velhasıl günümüzde Teksas'ta 30 milyon insan yaşıyor ve bu sayılar ABD nüfusunun neredeyse %9'una tekabül ediyor. Öte yandan önemli bir yüz ölçümüne sahipler ve sahip oldukları eyalet toprakları da Amerika Birleşik Devletleri'nin %7'sini oluşturuyor. Bunlar başlı başına önemli yüzdeler gibi görünüyor ama Teksas'ın ABD için önemini anlatan asıl şey ekonomi. Amerika Birleşik Devletleri'nin gayri safi yurt içi hasılasının %8.5'ini tek başına Teksas karşılarken, öte yandan ülkenin petrol rezervinin %40'ını, doğalgaz rezervinin ise %25'ini oluşturuyor. ABD'nin en büyük ikinci eyalet ekonomisine sahip olan Teksas, petrol ve doğalgaz açısından çok kıymetli. Bahsettiğim bu sektörler eyalet ekonomisinin temel taşlarından olduğu gibi, aynı zamanda ulusal enerji güvenliği açısından da kritik bir öneme sahip. Ayrıca Teksas, teknoloji, sağlık, tarım ve finans gibi alanlarda da önemli bir merkez konumunda. Dolayısıyla ayrılık asla ama asla ABD hükümetinin çıkarına bir durum değil. Fakat buna rağmen bir zamanlar Meksika'dan ayrılan Teksas, günümüzde ise Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılma çabalarını yürütüyor. Bu konuya birazdan detaylıca değineceğim. Ancak Teksas, ABD'den ayrılmak isteyen tek eyalet değil. Hatta ayrılma konusunda bile en hevesli eyalet değil. Bu onur, ABD'nin en yeni eyaleti Hawaii'ye ait. Bazı Hawaii'liler, Hawaii'nin bir anlaşmayla ilhak edilmediğini ve bu nedenle ilhakın yasa dışı olduğunu iddia ediyorlar. Örnek vermek gerekirse, günümüz ABD Başkanı Joe Biden'ın
Barbados vatandaşlarına sormadan onları 51. eyalet olarak kabul eden bir yasa imzaladığını hayal edin. Bu yüzden bazı Hawaii'liler adaların tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız olmasını istiyor. Açıkçası Hawaii'nin ayrılma olasılığı en güçlü ihtimallerden biri gibi görünse de bu durum pek de ABD'nin umrunda sayılmaz. Amerika Birleşik Devletleri için en büyük tehditlerden birisi anakarada bulunan Kaliforniya. Buradaki ayrılıkçı hareketler ilk olarak 2015 yılında başladı ve yerlilerin argümanlarına göre Kaliforniya'nın benzersiz bir tarihi ve kendi başına yetmek için güçlü bir ekonomisi var. Kaliforniya'nın gayri safi yurt içi hasılası 3.7 trilyon dolar. Yani Kaliforniya bağımsızlığını kazanırsa teknik olarak dünyanın en büyük 5. ekonomisine dönüşecek. 2016 seçimlerinden sonra eyalette ayrılığı destekleyenlerin sayısı %32'ye ulaşmıştı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasası bu ayrılıkçı fikirleri engelleyen bazı maddeleri içeriyor. ABD anayasasına göre hiçbir eyalet tek taraflı olarak birlikten ayrılamaz. 1869'daki Texas v. White davasında ABD Yüksek Mahkemesi eyaletlerin tek başlarına birlikten ayrılmalarının yasal olmadığına karar verdi. Mahkeme Texas'ın ve diğer eyaletlerin birliğe katılımlarını bölünmez ve ayrılmaz olduğunu belirtmiştir. Dahası Texas'ın birliğe katılımı nihai ve geri alınamaz olarak kabul edilmişti. Bu karar ve tarihsel olaylar eyaletlerin bağımsızlık kazanma veya birlikten ayrılma hakkına sahip olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Basitçe söylemek gerekirse Yüksek Mahkeme eyaletler için birlikten ayrılmayı yasa dışı hale getirdi. Fakat bu durumda bazı istisnalar da mevcut. Eğer herhangi bir eyalet tıpkı Texas'ın geçmişte yaptığı gibi başarılı bir devrim yaparsa o zaman neden olmasın? ABD'ye karşı başarılı bir direniş mi diyenleriniz olmuştur. Fakat sıra dışı bir istatistik paylaşmak istiyorum. Texas, ABD eyaletleri arasında 1 milyondan fazla kayıtlı silahla en fazla silah barındıran eyalet konumunda. Bu da kendilerine en yakın eyalet olan Florida'nın 2 katı demek. Ayrıca Texas askeri kuvvetlerinin bütçesi 1.85 milyar dolar. Bosna Hersek gibi Balkan ülkelerinin askeri harcamalarını araştırmanızı öneririm. Bahsettiğim bu rakam o kadar büyük. Fakat ABD dünyanın en büyük 5 ordusunun toplamından bile daha fazla askeri harcama yapıyor. Dolayısıyla Texas'ın böyle bir başkaldırıda pek şanslı olduğunu söyleyemem. Peki ya Amerika Birleşik Devletleri Texaslıların bu isteğini kabul ederse o zaman ne olur? Bu ayrılık ABD'yi şüphesiz güç ve gösteriş kaybettirecek olsa da Texas için durumlar pek de böyle ilerlemeyecek. Texas bağımsızlığını kazandıktan sonra neredeyse birçok ülkeden daha güçlü bir pozisyona sahip olacak ve vergi indirimleriyle büyük şirketleri kendi ülkelerine çekmeye çalışacak. Öte yandan Texas 2.35 trilyon dolarlık bir gayri safi yurt içi hasılayla devasa bir ekonomiye sahip olacak. Ayrıca bu sayılar onu dünyanın en büyük 8. ekonomisine dönüştürecek. Ülkenin gelirinin %9'u petrol ve gazdan oluşuyor. Diğer bir açıdan bakacak olursak dünyanın en büyük 4. petrol üreticisi ve dünyanın en büyük 3. doğalgaz üreticisi olacaklar. Tüm bunlar Texas'ı küresel enerji ticaretinde önemli bir oyuncu haline getirecek. Öte yandan petrol ve doğalgaza aşırı bağımlılık sorunlar da doğurabilir. Çünkü bu mallar yüksek ve düşük talep döngülerine eğilimlidir ve bu da onlara bağımlı olan ülkeleri petrol fiyatları düştüğünde son derece savunmasız hale getiriyor. Ancak Venezuela'nın aksine Texas, petrol ve gaz fiyatlarındaki düşüşlerden etkilenmeyecek çeşitli bir ekonomiye sahip. Fakat az önce söylediğim yasalar nedeniyle Texas'ın veya diğer ayrılıkçı fikirlere sahip olan eyaletlerin Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılma ihtimali ABD'nin dağılması mümkün olmadığı sürece uzak bir olasılık olarak görünüyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu arada son zamanlarda kanalın izlenmelerinde ciddi bir düşüş yaşıyorum. Analizlere göre önerilmelerim hali düştü. Bu yüzden videoları beğenerek ve yorum yaparak bana destek olmanızı rica ediyorum. Bu küçük destekleriniz sayesinde algoritma kanalı daha fazla önerecek ve bu videolar daha fazla insanın karşısına çıkacak. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.